Merhaba Tam Bağımsız Türkiye sevdalıları. Değerli Atabey Türk Ocakları'nın üyeleri, Atatürkler, Atatürk'üm diyenler, partisiz Atatürkçüler, tam bağımsız yurttaşlar. Hepinize merhaba diyorum. Bugün İstanbul Atabey Türk Ocakları İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapmak istiyoruz. Bu açıklamanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamış olduğu çalışma sisteminde yanlışları anlatmamız gerekiyor. Çünkü ana konumuz Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devletidir arkadaşlar. Eğer Türkiye sosyal hukuk devleti ise o zaman Milli Eğitim Bakanı derhal istifa etmelidir. Milli Eğitim Bakanı'nın bütçesini tamamlayamayan yürütme ve yürütmenin başındaki cumhur sistemi ve cumhurbaşkanı da derhal istifa etmelidir. Masraflarını karşılayamayan Milli Eğitim Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gerekli bütçeyi sağlayamayan AKP iktidarı ve Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı derhal istifaya çağırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okulları paralı değildir. Milli Eğitim Bakanlığı okullarının pandemi sürecindeki temizlik ve hijyen ortamını hazır hale getirmek Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Öğretmenleri ve öğrenci velilerine ait değildir. Toplanan paralar haksızdır. Toplanan paralar rüşvettir. Toplanan paralar kesinlikle ve kesinlikle haraçtır. Sosyal hukuk devletine yakışmayan bir anlayıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerimiz temizlik görevlisi değildir. Öğretmendir. MEP'e bağlı devlet okullarının tüm giderleri, ihtiyaçları MEP'in bütçesinden karşılanmak zorundadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal Hukuk Devleti ise öğretmenlerimiz temizlik görevlisi olarak kullanılamaz. Öğrenci velilerden para toplanamaz. Bağımsız Eğitimciler Sendikası'nın yapmış olduğu araştırmalara göre okullarda yıl boyunca 40 çeşit isim altında bağışlar toplanmaktadır. Bu yanlıştır. Bu uygulanamaz. Bu alınamaz. Toplanamaz kardeşim. Yani Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti değil mi? O zaman gerekeni yapmamız gerekiyor. Büyük resim budur. Bunun için de itirazlarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla da muhalefet partilerinden de bunu görmediğimiz gibi partiler döneminin kapandığı anlamına gelen bir çalışma sistemine doğru ilerliyoruz. Herkes seçime kilitleniyor. Herkes erken seçim olur mu? Şu yapılır mı? Şu milletvekilleri istifa etse Recep Tayyip Erdoğan düşünür mü? Hayır efendim. Eğer böyle devam ederseniz, itirazınızı yükseltmezseniz önünüzde ne seçim olur ne bir şey olur. Durumumuz çok basittir. Bu partilerle kurtuluş, kuruluş da mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti karanlığa doğru devam etmektedir. Eğer sizler sesinizi çıkarmaz, tam bağımsız durmazsanız ve itiraz etmezseniz yapılacak tek şey vardır. Bu devletin rejimi de tamamen değişir. Şimdi iddia ediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve Cumhurbaşkanlığı'nı tekrar istifaya davet ederek partiler döneminin bittiğini, tüm partilerin ayaklar altına almamız gerektiğini, gerektiğinde bağımsız milletvekilleriyle partilere karşı üçüncü bir yolda birleşmemiz gerekiyor. Yani ya devlet Atatürkleşecek ya Atatürkler devletleşecek. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.